Bugün çok önemli bir davada karar çıktı. 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili yargılanan isimlere rekor cezalar verildi. 2014 yılında yaşanan olayın 10 yıl sonra bileti kesilmiş oldu aslında. Sokak eylemlerine ilişkin o davada eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mevcut Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le eski milletvekili Emine Ayna da 10 yıl hapis cezası aldı. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk dahil 7 sanık beraat etti. Ayla Akatata, Ayşe Yağcı, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de tahliye kararı var. 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşlarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın karar duruşmasında 47 suçtan yargılanan Selahattin Demirtaş hakkında 42 yıl hapis cezası verildi. Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski HDP-MYK üyeleri Ali Ürküt devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardımdan 13 yıl 4 ay, suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırayla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksızsa 16 yıl 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ay'da aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşansa 9'ar yıl hapis cezası aldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi. Gülten Kışanak silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Sebahat Tuncel de silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuncel'in tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi. Eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen'le diğer sanıklardan Berfin Özgüköse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstünse üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. 130 sayfalık kararın açıklandığı sırada salonda Kürtçe sloganlar atıldı. Mahkeme heyeti protesto nedeniyle kararı bir süre okuyamadı. Avukatlar da sıralara vurup slogan attı ve bazıları salonu terk etti. Türkiye'nin gözü bugün 6-8 Ekim davasındaydı. Karar günüydü, kararlar açıklandı. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ çok ciddi hapis cezalarına çarptırıldı. İki eş genel başkan Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasında çarptırıldı. Bunun dışında tabii ki Ahmet Türk'ün ve eski milletvekili Emine Aynan'ın da 10'ar yıl hapis cezası aldığını belirtelim. O dönemin bilançosu, bundan 10 yıl evvel yaşanan bu olayların bilançosu ağır oldu. Çözüm sürecini de çok ciddi şekilde baltalayan bir dönemdi ve 197 okul yıkıldı. 269 kamu binası tahrip edildi o 3 günlük süreç içerisinde. Hala bugün yansımaları var mı? Evet var. Ve bugün bu karar bakalım nasıl yorumlanacak, değerlendirilecek, bundan sonraki süreçte neler olacak? Bu bir merak konusu. Şimdi bu davanın görüldüğü noktaya, Sincan Adliyesi'ne bir gidelim. TV editörü Ertuğrul Tunç orada bizi bekliyor. Bu davanın çıkan sonuçlarının yansımaları neler? Siyasi arena, toplumsal, kamu bunu uzun dönem konuşacak gibi gözüküyor. Nasıl bir atmosfer var? Davanın tarafları neler söylüyorlar? Kulis bilgileri var mı? Bundan sonra nasıl bir tavır takınılır? Tam da bu siyasi arena için konuşuyorum. Ilıman iklimden bahsedilirken şu anda mevcut durumda o dönemin HDP'li isimleri, madem ılıman bir iklim var, buradan ılımlı kararlar çıksın beklentisi içerisindeyken öyle bir tabloyla karşı karşıya kalınmadı. Nedir Ertuğrul son durum?
Osman, tam da bulunduğumuz bu nokta gün boyu hareketliliğe sahne oldu. Şu saatlerde ise sizlerin de gördüğü gibi sakinlik hakim ve artık 83. duruşmayla birlikte senin de bahsettiğin o uzun soluklu davada kararlar açıklandı. Özellikle aslında bugünkü sonuç duruşmasında avukatların bir itirazı vardı. Bugünü erteleyin, bugün karar vermeyin, yeni evraklar, yeni dosyalar var demişlerdi. Ancak bu itirazlar sonuç vermedi ve artık hükümler karara bağlandı. 18'i tutuklu, 108 sanık davada. İlk olarak senin de belirttiğin gibi eski HDP eş genel başkanları ile ilgili olarak verilen kararlardaydı gözler. Selahattin Demirtaş ilk olarak açıklandığında aslında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtilmişti. Bunun ardından aslında içeride bir anda ortalık karıştı. Avukatlar duruşmayı terk etmeye başladı. Yine seyirciler de dışarı çıkmaya başladı. Bu nedenle bir ara verildi ve sonrasında söz konusu cezaların daha da artırıldığını söyleyebiliriz. Önce 20 yıl, ardından 28 yıl 6 ay ve son olarak da senin de belirttiğin gibi 47 ayrı suçlamadan 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı Selahattin Demirtaş. Yine onun gibi Figen Yüksekdağ hakkında ilk olarak 23 yıl hapis cezası açıklanmıştı. Sonrasında diğer davalardan gelen cezalarla birleştirildiğinde 30 yıl 3 aylık bir hapis cezası verildi Figen Yüksekdağ. Yine Gülten Kışanak, ki aslında kendisini biz son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, DEM Parti'nin adayı olarak hatırlıyoruz. Ona da 12 yıl hapis cezası verildi silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, fakat içeride geçirdiği süre göz önüne alınarak serbest bırakılmasına karar verildi ve de kendisi hakkında bir yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak, onu belirtelim. Yine Sabahat Tuncel eskiden partinin önde gelen isimlerindendi. 12 yıl tıpkı kendisi de Gülten Kışanak gibi içeride geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edilecek ve yurt dışına çıkış yasağı getirilecek kendisi hakkında. Bunlar tabii öne çıkan isimleri özellikle aktarıyoruz süremiz kısıtlı olduğu için, fakat yine dikkat çeken isimlerden birisi Ahmet Türk. Kendisi hali hazırda Mardin Belediye Başkanı. Yerel seçimlerde bu şekilde bir sonuç ortaya çıkmıştı bölgede. Kendisi hakkında 10 yıllık hapis cezası kararı verildi. Yine Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk beraat etti. Sırrı Süreyya Önder de beraat eden isimlerden, meclis başkan vekilliğini yürütüyor şu anda hali hazırda. Parlamentoda o görevi de yaptığını hatırlatmış olalım. Tabii ki çok sayıda sayılacak isim var. Bunlar sadece öne çıkan isimler olduğu için bizlere aktarıyoruz. Fakat mesela Cihan Erdal 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı. En yüksek ceza alan isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Bir diğer ise Nazmi Gür, o da 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bugün 130 sayfalık bir karar metni açıklanmıştı ve isimlerin alfabetik sırasına göre açıklandığı için süreç oldukça uzun sürdü. Fakat en sonunda geldiğimiz noktada Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararla birlikte de artık sizin de belirtmiş olduğunuz gibi kamuoyunda bilinen adıyla Kobani, aslında 6-8 Ekim davasının tamamen sonuçlandığını belirtmiş olalım. Bundan sonraki süreçte tabii ki siyasete yansımaları nasıl olacak, ki bugün aslında bir miktarını gördük. Genel kurul protestolar nedeniyle oturumu erken kapattı, tatil edildi. Dolayısıyla siyasette önümüzdeki süreçte daha farklı bir şekilde ilerleyiş olacağını da buradan söyleyebiliriz. Ertuğrul, bugün gün boyu davayı takip eden isimsin. Oradaki atmosferi çok net soludun. Bizlerle de paylaştın gün boyu. Son olarak bugünün özetini çıkaracak olsan, ortaya çıkan kararlar beklenti karşıladı mı? Beklenen kararlar bu şekilde miydi? Özellikle tabii DEM kanadından böyle olmadığını biliyoruz ama gerilim oldu mu? Sesler yükseldi mi çıkan kararlar doğrultusunda? Nasıl bir durum vardı? Biraz bahseder misin lütfen ondan? Tabii ki bu tartışmalı süreç öncesinde zaten DEM partililer burada açıklamalarını yapmışlar ve beklentilerinin senin de söylediğin gibi bu yönde kararlar, ağır cezalar olacak şekilde çıkmaması yönünde olduğunu söylemişlerdi. Fakat kamuoyuna bakacak olursak, kamuoyunda tabii ki başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere ceza verilmesi bekleniyordu. Ancak şuraya bir virgül koymakta da fayda var. Az önce onun altını özellikle çizmek istedim. Yani bugün karar verilmesin demişti avukatlar. Bununla ilgili de ellerinde yeni evraklar, yeni dosyalar olduğunu belirtmişti. Mahkemeye bunu söylemişlerdi. Dolayısıyla bunun seyri değiştirip değiştirmeyeceğini bizler bilemiyoruz. Detaylı bir şekilde kararlarla ilgili, alınan kararlarla ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldığında bunları görmüş olacağız. Ancak şunu söyleyebiliriz: eğer süreci değiştirecek bir dosya varsa bu duruşmaya kadar daha önceden neden sunulmadığı sorusu belki akıllara gelebilir. Bunun da tabii ki cevabını verecek olan yargı sistemi. Onu da önümüzdeki günlerde karar metnini yayınladıklarında hep birlikte göreceğiz diyelim. Peki. Ertuğrul, çok teşekkürler katkıların için. Çok sağ ol. Yeni gelişmeler olacak bu hususla ilgili kesinlikle. Sen de bahsettin, protestolar şimdiden başladı diye, önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz.